yaşama. Evet, Evet. devam. Ay tatliku şer'iyyu. Evet, tatliqatun ba'da tatliqatin ala tefriqi dun el cem'i. Ve irsali defaten vahideten. Ahvalsın. Yani şer'i boşama ayrı zamanlarda bir talak sonra bir talak. Öyle. Yoksa ikisini birden değil. Ve irsali defaten bir defada ne yapmak? Kadını bırakmak değil. Tamam mı? Şimdi dün de bunun üzerinde durduk. İslam'ın bu konudaki siyaseti şudur. Kişiye her iki tarafa aileyi dağıtmama için düşünme fırsatını veriyor. Onun için önce bir talak boşayın. Boşadınız. Bir talakla. Sonra tekrar ya biz yanlış mı yaptık? Pişman oldunuz. Bir araya geldiniz. Yok yine geçimsizlik oldu. İkinci bir fırsatınız var. Yine beni ikinci bir talakla boşayın. Yine ikiniz çok uzun bir düşünme fırsatını buluyorsunuz. Ondan sonra üç son artık. Çünkü üçüncü talak son oluyor. Üçüncü talaktan sonra yani tahallül olmadan veya tahallül diyorlar. Tahallül olmadan artık gidip kadını alamaz kişiyi. Evet. Yani bu ilginç bir fırsattır. Yani bugünkü modern kanunlarda da hakimler hemen boşamıyor. Özellikle bazı durumlarda böyle süre veriyorlar, süre veriyorlar ki bunlar birbirlerine dönüp belki vazgeçerler. Evet. وَلَمْ يُرَدْ بِالْمَرَّتَيْنِ التَّسْنِيَةُ وَلَكِنَّ التَّكْرِيرُ كَقَوْلِهِ Evet. وَلَكِنَّ التَّكْرِيرَ كَقَوْلِهِ ثُمَّ رَجِعَ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ. Evet. Bu diyor burada marrateyni tesniye kast edilmemiş. Yani iki defa. Çünkü öyle olsa şimdi şey olur. Üç nereden çıkar? Velakin ancak burada tekrar. Yani tatlı tekrarla olur demek istiyor. Örneği var mı? Evet diyor. Sümmercel basarı karrateyni. Burada karrateyni iki kez için değildir. Tesniye. Yani sen sadece iki defa gözünü kainata çevir. Hayır. Karateni burada tefniye tekrar içindir. Yani çok kez gözünü kainata çevir. Ki benzeri ay karraten ba'da karratin la karratayn isnatayn. Şimdi Arapların orijinal kullanımında tekrar için gelen tesniyeler var. Mesela lebbeyke ve sa'deyke. Bakınız lebbeyke tesniye lafzıdır. Ama burada iki kez kullanalım. Lebbeyke'den maksat tekrardır. Yani lebbeyke ben üst üste mukarraran senin emrine amadeyim. Anlaşıldı mı? Hocam dolayısıyla burada tesniyenin tekrar şey tesniyenin teksir için olduğunu söylüyorlar. Hananayk, evet. Hananayk, Hazazayk ve Duvalayk. Onlar da var değil mi? Hepsi öyle. Hepsi böyle. Evet. Evet. Karraten, ba'da karratin, la karratayn isnatayn. Yani ard arda boşarsanız. Yoksa sadece iki defa boşayın değil. Evet. Ve huve delilun lana fi annel cema'a beynet talqatayni ve selasi bid'atun fi tuhrin vahidin. Bu bizim diyor delilimizdir ki bir tuhurda kadını iki talakla boşamak ve üç talakla boşamak bid'adır. Yani dinin sünnetine aykırıdır. Çünkü din bizi boşama noktasında o talakları zamana yaymamızı emrediyor. Evet. İkisini bir tuhurda
İki talakla boşadınız mı? Veya üç talakla boşadınız mı? Ona aykırı davranmış oluyorsunuz. Hatta İbn-i Teymiye Rahimahullah'ın şöyle bir görüşü var. Üç talakla boşamak, boşadığı takdirde de kadın boşanmıyor. Üç talak seni boşadım dese yine talak-ı raci ile boşanmış oluyor. Bir talak düşüyor. O bu konuda da İbn-i Umar'dan rivayet edilen bir eser, bir hadise rivayet şey dayanıyor. Ancak Mehmet Emin Er Hoca, Allah rahmet etsin, demek ki bazıların İbn-i Teymiye'nin bu görüşüyle amel ettiğini görmüştü ki bu görüşün reddine dair küçük bir risale yazmıştı. Yani El-Hüccetü Dâmiga fi enne talâka yekal bi selâsi tâfi'a, öyle bir şey bir ismi vardı. Yani o Mehmet Emin Hoca tabi şeye göre Ehl-i Sünnet ve Cemaat Şafii, Hanefi, Maliki onların görüşlerini savunarak üç talakla boşadı mı boşanır diyor. Ha bir daha olabilir ama boşanır diyor. Evet. Anlaşıldı mı? Evet. Fakat o diyor hiç olmuyor diyor. İbn-i Teymiye. Hatta bazı hocalar da onunla fetva verenler de var. لأن الله تعالى أمرنا بالتفريق لأنه وإن كان ظاهره bizi o talakları ne yapmayı zamana yaymamızı emretmiş. لأنه çünkü bu lafız وإن كان ظاهره الخبر فمعناه الأمر. Her ne kadar bu cümlenin zahiri kelami haberi ise de çünkü müteda haberdir. Ancak manası emirdir. Evet. Yani sanki şöyle buyurmuştu. Talliku zamaneyni. Talliku marrateyni. Sanki öyle demiş. Ve illa yuvaddi. Tamam hocam. Ve illa yuvaddi ilal halefi fi haberillahi ta'ala. Öyle değil. Ve illa yuvaddi ilal hulfi fi haberillahi ta'ala. Ve illa, yani eğer bu kelam zahiri haber manası inşa demezsek bu yüeddi şuna sebebiyet verir. Haşa, Allah'ın ihbarının ters çıktı. Çünkü herkes iki talakla boşamıyor. Üç talakla da boşayan da vardır. Yani bu da ayete aykırı oluyor. Çünkü Allah'ın ihbarı ikidir diyor. Ama cümle lafzan haberidir, mana inşaidir dediniz mi sıkıntı kalmıyor. Evet. لأن الطلاق على وجه الجمع قد يوجد. Çünkü talak cemi, yani üç talak birlikte bazen oluyor. Adam birden diyor hanımına seni üç talakla boşadım. Bu oluyor. Dolayısıyla eğer siz at-talak marratani kelami haberi deseniz bu birden, yani üç talak bir üç talakla birden hanımını boşayan insanlar olduğu için bu ayette geçen bu cümle haşa ters çıkar, yani doğru çıkmamış olur gibi. Ama inşa ederiz mi problem yok. وقيل قالت أنصارية إن زوجي قال لا أزال أطلقك ثم أراجعك. أطلقك ثم أراجعك. Evet, أراجعك. Yani bu ayetin nüzul sebebi şudur. Ansari bir kadın Resul-i Ekrem'e geliyor. Aleyhissalatu vesselam. Evet. Ve der ki benim kocam diyor ki ben seni hep boşar ve sana ricat ederim. Dolayısıyla ne seni boşarım gidersin, neyse de normal bir eş gibi tutarım ki mutlu olursun. İkisini de yapmam sana. Hem فَنَزَلَتْ bunun üzerine bu ayet nazil oldu. اَتْتَلَاقُ مَرَّتَانِ اَيْ تَلَاقُ رَجِيُ مَرَّتَيْنِ. Evet. Yani talak iki defadır. Neden?
لأن الأولاد بعد الثالث çünkü üçüncü talaktan sonra talak şey rucu yoktu. Evet, feimsaku bi maruf bi rucatin. Evet. Şimdi iki kez ayrı zamanlarda bıraktınız. Son noktaya geldiniz. O zaman yapacağınız imsakun bi maruf ya güzel bir şekilde birlikte durursunuz eşinizle avutası yapın bir yasa ve güzel bir şekilde bırakır gidersin. Bu işte üçüncü talak oluyor. Hani bazıları ilk talak mırratan diye baktığında şöyle alır ya Kur'an talak ikidir diyor. Siz üçü nereden çıkarttınız? İşte Kur'an'ın iki dediği yani ricatın olduğu talak ikidir. Ötesyon bir insan üçüncü talakı beyan ediyor. Ve burada arkadaşlar bir teslihun bir ihsan. Yani bu bir ihsan kelimesi bize çok önemli mesaj veriyor. Önemli ders veriyor. Şöyle ki yani o boşanma anı ki kızgınlık anidir, kırgınlık anıdır, öfke durumudur. O durumda bile bizim iyilikten ayrılmamamızı ayet-i kerime ifade ediyor, beyan ediyor. Dolayısıyla müminler olarak her halükarda bizim iyilikten, güzellikten, insanlıktan ayrılmamamız lazım. Yok ben boşadım o zaman dünyanın hakaretini yapayım. Yok kadına haksızlık yapayım. Yok zulüm edeyim. Yok bilmem mehrini vermeyeyim. Bunlar asla olmaması gerekir. Bir insan buna delalet ediyor. Evet. فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ بِرُجَعَةٍ وَالْمَعْنَى فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ اِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ Evet. اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ بِأَنْ لَا يُرَاجِعَهَا حَتَّى تُبَيِّنُ بِالْعِدَّةِ حَتَّى تَبِينَ تَبِينَ Pardon. Yani diyor nasıl tesyon bir ihsan yani ona iddeti bitinceye kadar müracaat etmeyecek. Ama abi bu şeydir. Bu yorum üçüncü talak mantığına aykırıdır doğrusu. Çünkü diyor taslayan bir yasa üçüncüden sonra onu serbest bırakıyorsanız orada kocanın rücat hakkı yok ki. Yok. Yani müfessir niye böyle yorumlamış? Doğrusu ben anlamadım. Vakile bien yutallikaha iddetle ayrılıncaya kadar müracaat etmeyecek. E zaten müracaat edemez. Yani ihsanı güya o şekilde tefsir ediyor. E zaten edemez ki. Ancak gidip başka bir kocaya varıp o kocayla yattıktan sonra ancak dönebilir. Olmaz. Vakile kimisi de ihsanı şu şekilde tefsir etmiş. Yani bir en yutallika thalisete fettuhri thalis. Yani üçüncü talakla üçüncü talak, üçüncü tohuda boşasın. Ta ki kadına o iddet süresi uzamasın. Evet. Yani diyelim ki önce bir tohuda bir talakla boşadı, ikinci tohuda ikinci talakla boşadı, üçüncü tohuda da üçüncü talakla boşarsa, hiç olmasa yani eğer kesin bir kez bir araya gelme niyetleri yoksa o zaman kadına o şekilde iyilik etmiş olur. Çünkü iddeti uzatılmamış olur. Evet. Ve nezele fi cemilete ve zavciha. Vav yok. Vav yok. Nezele. Nezele. Nezele fi cemilete ve zavciha Sabit ibni Kays ibni Şimas. Ve kânet tabğuduhu. Bir dakika, bir dakika. Şimdi sizde vav var mı? Evet hocam. Şimdi bu
olması uygundur, vav-ı ibtidaiye. Çünkü bu gelecek ayetin nüzul sebebini açıklıyor. Ben yukarıdaki ayetin nüzul sebebini açıklıyor diye düşündüm. Yok, gelecek ayetin nüzul sebebidir. Onun için ibtida vav-ı orada uygundur. Ve nezele. Evet. Evet. Ve nezele fi cemilete ve zevciha Sabit ibni Kays ibni Şambaz. Şemmasin. Bu Cemile adındaki sahabelerden bir hanımefendi ve eşi, kocası Sabit bin Kays. Ve kânet tubhiduhu. Bu Cemile kocasını sevmiyordu. Evet. Ama o da onu seviyordu. Vakat a'taha hadîkaten. O kocası eşine bir bahçe vermişti. Mihir olarak. Fakat minhu biha. Cemile tuttu kocasıyla o bahçeye karşılığında hula yaptı. Yani dedi, senin bahçeni sana vereceğim, beni boşa. Ki ve evvelu hulan kâne fil İslam. Bu İslam'da olan ilk hula. Huladır. Huleyi anladınız değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Hula yani kadın kocasından bir türlü kurtulamıyorsa bu defa parayla ondan kurtulma fırsatı alabilir. Anlaşılıyor. Evet hocam. İşte bununla ilgili nazil oldu. Ve la yahillu lekum eyyuhel ezvacu. Evet. El-hukkamu Ey kocalar ve ey idareciler, kadiler, hakimler, size helal değil ki en te'ahudu mimme âteytumuhunne şey'en, sizin o kadınlara verdiğiniz mihirden bir şey geri almanız caiz değil, helal değil. Evet. Evet. Niye evl hukkamu? Niye kumun muhatabı normalde eşler olması gerekirken siz niye hukkamla yorumladınız? Çünkü diyor ki ennehumul amirune bil ahri vel itai inde terafu ileyhim. Çünkü kadıya yani o yargı meselesi kadıya raf edildiğinde terafu genelde yargı ile ilgili bir meseleyi mahkemeye götürmeye terafu kullanılır. İşte mesela onlara intikal ettiğinde onlar örneğin der ki kocasına mesela sen bunu al veya alma veya sen bunu ver veya verme. İşte onlar böyle emir ettiği için ve la hillu lekum muhatabi hukam da olabilir. Yani ey kadiler sizin için helal değil ki siz bir şeyi onlara verilen bir şeyin alınmasına karar veresiniz. Fekennem sanki böylece hakimlerin kendileri, kadıların kendileri el ahizune vel mu'tuna. Sanki onlar alıyor ve onlar veriyorlar. Onun için de buyurdu. Ve la yahillu lekum en ta'khudu mimma ateytumuhunne şey'a. Onlara verdiğiniz mesela verdiğiniz mihirden hiçbir şey almanız helal değil. Örneğin yani kadıya intikal eden bir meseleye örnek olarak söylüyorum. Boşama meselesi kadıya intikal etti. Kadına diyor ki kadın da kocasıyla evlenmiş, cinsel ilişki olmuş. Madem diyor sen diyor huysuzluk yapıyorsun. Boşamaya neden sebebiyet veriyorsun. Haydi sen de mehrini geri ver. Kadının böyle bir yetkisi yok. Çünkü mihir kadına illa ebede kadar koca ile yaşamak için verilmemiş. Mihrin verilmesinin en büyük esprilerinden birisi kadın evlendikten sonra o kızlığını kaybediyor, statüsü değişiyor. Buna mukabil İslam fıkhı ona ne yap veriyor? Mihir veriyor. Yani niye öyle dedim?
Yani tabii bu ağırlıklı olarak, yani illa mehrin tamamı bunun içindir demek zordur. Ama böyle bir espri önümüze çıkıyor. Çünkü evlenmemiş, yani nikah kıyılmış ama cinsel temas olmamış bir kadın boşandığında, eğer boşamanın sebebi kadınsa ne kadar mihir verilir? Verilmez. Verilmez. Boşama sebebi erkek olursa yarısı, çünkü onun üzerine bir akıt kıymıştır. Onun için yarısı verir. Yok, eğer cinsel ilişki olmayıp boşama sebebi kadınsa ona bir şey verilmez. Şimdi iki eş evlenmişler. Bir süre yaşamışlar birlikte normal zevciyet hayatını, ama aralarında sıkıntı çıkmış ve kadın huysuzluk ediyor, beni boşa diyor. Kadıya gidiyorlar, kadı da diyor ki madem sen huysuzluk ediyorsun, tabii kadı onları barıştıramadı ve kadına diyor madem sen huysuzluk ediyorsun haydi mihrini geri ver. Ha, bunu yapamaz. Bunu yapamaz. Anlaşıldı mı? Hocam, hocam, sanki burada hani cima olmadan boşanmışsa Hanefi mezhebine göre eğer mehri müsamma varsa yarısı, mehri istemezse sanki muta gerekiyordu. Yani olabilir, ben o tafsilata girmedim. Ben sadece şey olarak örnek verdim. Bir Evet. de hocam bu ayet-i kerimede bu şey en tehuzu mimma teytumda şey bu şey en tehuzunun mefhulü değil mi? Tabii. En teahudu şey O zaman bu mimmatin. Ateytumundan ikinci mefhulü mahsuptur. Efendim? Ateytumunun mefhulü mahzuftur. Ateytumuhu iyyahu ne yani? Anlaşıldı mı? Evet. Mimma ataytumuhunne minel muhuri. Bir şey ver, almanız caiz değildir. İlla en yekhafa en la yuqima hududallah. Ancak iki eş kendi aralarında Allah'ın koymuş olduğu hadleri yerine getiremeyeceklerinden korkuyorlarsa, o had yani haklar, karşılıklı haklar. Kocanın hanımı, hanımın kocası üzerinde karşılıklı haklar var. O haklar hudutla burada ifade edilmiş. Mesela kadının nefakası, kadınla normal zevciyet hayatını yaşaması, değil mi? Kadına zulüm etmemesi, bunlar kocanın üzerindeki haklardır. Kadının da mesela kocasının evine istemediği kimseleri çıkarmaması dedi. Ya almaması, yani namusunu koruması, değil mi? Ona karşı serkeşlik etmemesi, bunlar da onun haklarıdır. İşte ikisi bu hakları karşılıklı olarak getiremeyeceklerinden korkuyorlarsa, fenhırtu. Evet, devam. İlla. İlla en ya'leme zevceyni terka ikameti hududillahi fima Yelzemuhuma. yelzemuhuma min mevacibiz zevciyeti lima yahdusu min nuşuzil mer'ati ve su'i hulukiha. Yani kadının nüşuz, kadının Nefret mi? ikide bir küsmesi ve kadın kötü ahlakından dolayı veya kocanın, çünkü her iki taraf bunlar korkarlarsa ki o evlilik gereğini yerine getiremezler. Evliliğin gereği nedir? Allah'ın kendi aralarındaki hakları, koyduğu hakları, hatları, sınırları ikame etmek. Yani uygulamak. Eğer bu haklara, hakları uygulamak, haklara uymaktan, daha doğrusu uymayacakları konusunda bir bilgileri varsa, o zaman
فَاِنْ خِفْتُمْ فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَى. Anlaşıldı mı? Burada musannef, şimdi müfessir, yehafeyi ya'leme ile tefsir etmiş. Çünkü bazı alimler, başka müfessirler de burada yehafenin ya'leme anlamında, çünkü Arap lisanında hafenin alime anlamına geldiğini de ve bu konuda da bazı şiirleri de nakletmişler. Evet. Anlaşıldı değil mi? Evet hocam. Evet. Yani eğer tabi biraz müfessirin beyanı yetersizdir. Mesela lima yahdusu min şuzil mar'ati ve su'i hulukiha, bu kadın tarafı, yani bence erkek tarafını da söylemesi lazım. Yani lima yahdusu min mesela zulmü zevci veya min su'i hulukü zevci. Çünkü o ahlaksızlık illa kadın tarafından gelmiyor. Bazen erkek tarafından da geliyor. İşte bundan dolayı eğer ikisi Allah'ın aralarına koymuş olduğu hadleri yerine getiremeyeceklerini biliyorlarsa, o zaman fe'in hiftum, eğer bunu bilseniz ki, o yakafeye göre burayı da bilseniz ki, Allah yuqima hududallah, fe'in hiftum eyyuhel ulad, eğer bilseniz ki ey kadiler, idareciler, Allah yuqima hududallah, onlar Allah'ın haklarına uymayacaklarını korkarsanız, o zaman فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ. Evet. وَجَازَ أَنْ يَكُونَ أَوَّلُ خِتَابٍ لِلْأَزْوَاجِ وَالْآخِرُهُ لِلْحُكَّامِ. Şöyle de olabilir yani. Birinci فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا. Evet. O on önceki. Biraz yukarıya çık. Bak bir dakika. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ. Bu hitap şeydir, ezvacedir. Ama فَاِنْ خِفْتُمْ, o idarecilerdir. Bu olabilir diyor. Bu sıkıntı yok yani. Evet. اَلَّا يُقِمَا دَ خِفْتِمِنْ مَفْهُولُدُرْ. فَلَا جُنَحَ عَلِمَا, o zaman ikisine günah yoktur ki, فَلَا جُنَحَ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَا أَخَذَا وَلَا عَلَيَا فِي مَا أَعْطَى. İkisinde günah yoktur. Ne erkeğin aldığı mal konusunda ona günah var. Evet. Ne de kadının verdiği mal konusunda ona günah var. İşte hula budur. Ve bunun için dedik bu ayet Cemile ile Sabit bin Kays hakkında nazil olmuştur. Himmeftedet bihi nefse ve ihtelat bihi, nefsine fidye olarak verdiği ve onunla hul ettiği min bedeli ma utiyet minel mehri, kendisine verilen mihr bedelini ona vermesinde beis yoktur. Evet. Evet. Devam. İlla en yakhafa Hamza alel binai lil mef'uli. Yani ayetteki kıraatlere geçiyor. Hamza yukhafa okumuş. Binai meçhul. وَإِبْدَالِ أَلَّا يُقِمَا مِنْ أَلِفِ الضَّمِيرِ. Ve o أَلَّا يُقِمَا'yı da yukhafa damirinden bedel yapmış. Çünkü binayı malum olunca أَلَّا يُقِمَا meful oluyor. Tabi siz binayı mecul yaptığınızda o zaman أَلَّا يُقِمَا'yı ne yapacağız? Değil mi? Evet. Çünkü o hükmen isimdir. Ona bir mamurluk bulmamız lazım. İşte o zaman diyor şey olur. Damir elifinden bedel olur. Evet. Ve bedel iştimali olur. Ve onun bedel iştimali. Mesela ne gibi? Nâhîfe zeydun terkuhu ikamete hududillah. Hîfe zeydun. Zeyden korkuldu. Zeyden korkuldu. Nesinden korkuldu? Terkuhu ikamete hududillah. Onu Allah haklarını aşması, Allah'ın haklarını terk etmesinden korkuldu. İşte burada Zeyd'in kifenin ne edifalidir? Terkuhu
Ondan bedeldir. Bu da 12 mal. Tilka Ve burada hurs. duran Yusa elim biraz aşağı in. Az kaldı hocam. Peki oku. Tilka hudud Tamam. Tilka hududullahi ay ma hadda minen nikahi vel yemini vel ilahi vel talaqi vel hul'i ve gayri zalik. Bu yukarıdan beri anlatılan evliliktir, yemin konusudur, ila kocasının hanımına yaklaşmama noktasındaki yeminidir, talaktır, hulutur ve başkaları. Bütün bunlar Allah'ın sizin aranıza koymuş olduğu sınırlardır, hadlerdir. Had aşılması caiz olmayan şeyler demek. Yani bu Allah'ın aranıza koyduğu ve aşılması caiz olmayan hususlardır. فَلَا تَعْتَدُوهَا Bunları ne yapmayın? Muhalefet etmek suretiyle aşmayın. فَلَا yani تُجَاوِزُوهَا Muhalefet etmeyin. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ Kim Allah'ın bu aşılmasını yasaklamış olduğu hadleri kim aşarsa, yani onlara muhalefet ederse, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Onlar zalimlerin ta kendileridir. Niye? Çünkü اَدَّارُونَ اَنْفُسَهُمْ Bu muhalefette kendi nefislerine zulüm etmiş olurlar. Evet. Allah razı olsun hocam. Çok güzel. Evet.